Cumhuriyet tarihimizin en önemli, en değerli sanatçılarından biri ki benim kalbimde yeri çok başkadır. Kedileri çok seviyor. Mina adında bir kedisi var. <laughs> Ve sevindirici bir haber alıyor. İkinci kez baba olacak. Bir kızı daha dünyaya geliyor ama o kız çocuğu prematüre doğuyor. Doktor diyor ki evde kedi olmamalı. Ve sanatçı çok sevdiği kediden ayrılmak zorunda kalıyor. Kediyi gönderiyorlar. Fakat ayrılmadan önce Mine'nin bir resmini yapıyor duvar varasıyor. Ve kedinin göndermesine neden olan kız çocuğu o resmin etrafında büyüyor. İşte o çocuk Sevinç geldi. Hoş geldin sevgili Hoş Sevinç. Hoş bulduk Yani seni böyle konuk edince aslında yani Cumhuriyet tarihimizin en önemli ailelerinden birini konuk ediyor hissine kapılıyorum e, Füsun Erbulak, Altan Erbulak ee, ve onun iki güzel çocuğu, ki küçük çocuğu Sevinç Erbulak. Ee, ve kediden başladık istesen evet, o kedi resminde. Harika, harika. Çok Değil iyi mi? kedi. Kedileri de oraya koydum. Ee, anlatacağım o kedi öykülerini. Ama önce e, o... Etrafında resmin büyüdüğün, etrafında büyüdüğün o resmindeki kedinin öyküsünü Anlatalım Kendimi lütfen. hiç böyle düşünmemiştim. Ne zaman zaten sana bir programa gelsem, ailemi de yani babamı, annemi... böyle bizim kapsadığımız bütün alanı zaten senden dinlemek çok ayrı bir keyif. Hiç böyle düşünmemiştim. Mine'nin e, babam tarafından çizilen resmin etrafında büyüyen bir sevinci. Şu an böyle bir masal dinler gibi böyle dinledim Neyse. seni. Çok hoşuma Çok romantik bir açılıştı. E, Mine'yi hiç tanıyamadım haliyle <laughs> ama Mine'nin efsaneleriyle büyüdüm kendisi yok, kendisi öyküleri yok. var evde. Ama tabii ki fotoğrafları çok var. Evet. Çünkü çok, benden çok daha iyi biliyorsun ki babam aynı zamanda da fotoğrafa çok meraklı ve niye yani... meraklı değil ki? <laughs> Altın <Altınavzularla> konuşacağız <laughs> evet. ama belki evet. de ben doğana kadar en çok o evde Mine'nin fotoğrafı da çekilmiş olabilir. Çünkü biraz da özel bir kediymiş. Aslında kedi, hani özel olmayan bir kedi var mı? Zannetmiyorum evet. ama Mine bizim ailenin tarihinde hani tanışmadığım bir kedi olmasına rağmen özel konumunu her zaman korunmuş. Birincisi çok akıllı bir hayvan. Bütün kediler gibi elbette. Tam böyle bir kedi sever olarak konuşmaya başladım fark ettim. Mine varken aynı zamanda da benden önce Fatoş diye de bir kuşları var. Evde bir, bir kuş var. Evet, evde bir kuş var ve e, Mine ile asla işte aynı mekanda bulundurulmuyor filan. Fakat bu Mine'miz çok akıllı olduğu için e, o kuş artık onun için evde herhangi bir nesneymiş, hatta belki de bir canı yokmuş gibi bir e, ikna ediyor annemle babamı. Yani öyle ki artık Fatoş uçarken e, Mine de oralarda böyle yalanıyor ve yani buraların imparatoru benim yukarıda da bir kuş uçuyor. Kuş kafeste durmuyor yani dolanıyor. E, zaman yaramaz. zaman uçuruyorlar evet. evet. Çünkü tabii ki yani bizimkilerin evinde kuşlar da kafeste. Duramıyor hiçbir şey kafeste duramayacak. Kuş da uçuyor. gene böyle iyice alıştırdığı bir dönemde böyle annem işte belki 10 saniye 20 saniye için böyle bir bırakıyor mutfağa gidiyor Fatoş uçarken geliyor ve böyle Mine'yi yerde bir şeyle böyle oynarken buluyor. Mine ne var ki senin elinde öyle diyor ve Fatoş görüyor. Büyük cezalar veriyorlar işte Mine ile konuşmama cezası. Büyük cezaları da bu yani. Annemle babam Mine ile böyle haftalarca belki de aylarca küs kalıyorlar. Ondan sonra muhtemelen onun imparatorluğunu sadece benim prematüre varlığım. Oradaki prematüre kelimesi önemli çünkü bence prematüre olmasaydım Mine'ı yani o imparatorluğu benim de devirmeme imkan, i̇mkan yok. Yoktu. Yok yok imkan yoktu. Çok özel <laughs> bir Müthiş. kedi olduğunu hep duyarım Peki, yani. Peki şu an evde kaç kedi var? 5. Beş kedi. <laughs> evet. Çok güzel. Sokakta 57 kedimiz var. Site olarak bakıyoruz. Çünkü çok güzel hayvan hayvan seven komşularımız var. Çok güzel. Çok güzel. Sokakta 57 kediden sorumluyuz. Ve sürekli tabii kendi içlerinde ürüyorlar. Biz de sürekli kendi içlerinde onları evlendiriyoruz, sahiplendiriyoruz. Evin içinde beş tane sevgilim var. Yani tabii onlar cins olarak ve hayvan olarak isimleri kedi ama işte ev halkıyız biz birlikte. Bütün kararları ortak aldığımız. Evde annem, kızım 5 kedi ben. 8 kişi yaşıyoruz. Ve biz de bu İstanbul olacak müzesinde mahallenin bütün kedilerine bakıyoruz. Zaten kediler de bunu biliyor. Elbette. Hastalanan ya da doğurmakta olan varsa hep buraya geliyor. Evet. Ben buraya ne zaman gelsem, burada burada mutlaka o sırada aktif bir kedi hikayesi oluyor. Mutlaka, mutlaka ve e, bir kedi müzesi kuruyorum. Ha, benim için çok teşekkür ederim. Senin için evet, açılışında da birlikte <laughs> ya, benim olacağız. benim ve bir sürü kedi sever için evet. Kedi elbette. ve, ve tabi, e, kedi çok sonsuz bir konu. Ben masal, oyun, oyuncak, çizgi roman tarihindeki kedinin tarihini oluşturuyorum. Çizmeli Kedi'den Space Cat'e kadar... Bilmediğimiz neler ee, çıkacak daha, arada. Ne, ne öyküler bak hemen... E, Altan Erbulak'ın, bu büyük sanatçının... E, oyuncağının... E, kuklasının yanına kedi oyuncakları koydum. Evet. Bak şu görmüş oldukların, yanındaki şu üç kedi oyuncağı günümüz kedi oyuncakları. Hı hı, yani kedi biraz daha böyle bir çizgi roman kahramanına dönüşmüş günümüz oyuncaklarında farkında mısın? O zaman hemen buradan kedi müzesine bir söz veriyorum. Babamın ya. kuklası gibi çok eski bir kedi oyuncağım var. Benimle yaştaş. Y Büyük Dolayısıyla ülke. hiç fena değil yaşı. Ee, kırklarından biraz daha büyük. fazla pasta mumu Harika bir büyük. kedi. Hemen onu kedi müzesine e, hediye edeceğim. Ne güzel oldu. O oyuncağı alıyorum. E, Mine'nin resmini de bir kopyasını. Elbette. Onu da bir kopyasını da koyup bu öyküyle birlikte. Tamam. Nefis bir öykü bu. E, Nibir Özgen Türk'ü konuk ettiğimde bir Özgen Türk oğlu Arın büyük adaya gidiyorlar Atol Behramoğlu'yla e, ee, onun evine gidiyorlar ve Atol Behramoğlu'nun kedisiyle oynuyor Arın ve o sırada Atol Behramoğlu çocuk çocuk ve kedi üzerine bir şiir yazıyor. Yani kedi ve Arın üzerine bir şiir yazıyor. Bak bu da bir müzelik biliyor musun? Yani hayal dünyasındaki kedileri topluyorum. Peki ee, kediden söz ettik ama gelelim şu güzeller güzeli. Şu yani ben yaptığım okumalarda, çalışmalarda Altener Bulat'ı tanıdıkça ona daha çok hayran oluyorum. E, Altan Erbulak ki çok değerli yine bir kadın sanatçımız Füsun Erbulak'ın da e, kızısın. Böyle bir ailede doğmak, yaşamak çok zorsun ay ya abi. Yani <laughs> gerçekten iki büyük daha çok yetenekli iki insan e, ve onların tiyatro oyunları ne bileyim turneler e, nasıl geçti çocukluğun? Ya e, bence muhteşem geçti. Tabi e, tabii çocukluk böyle Yıldız Kenter'in Allah Bin kere rahmet eylesin. Çok güzel bir lafı var. Hayatım diye bir kitabı var. Çok yeni okudum. Bir kere daha okudum çok yeni. Orada Yıldız Hoca diyor ki, demiş ki... Mutluluk yaşandığında hissedilen bir şeyse mutluluk değildir. Mutluluk sonradan anımsanan bir şeydir demiş. Güzel. Böyle bazen bazı kitapları okurken, hele sizin gibi biri yani... durup böyle düşündüğümüz sayfalardan biri oldu benim için bu. Yani hakikaten mutluluk, çocukluk gibi bir şey. Çocukluk da öyle bir şey. Yani... o sırada içindeyken çok anladığımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir de büyümenin telaşı var. Çocukluğu çocukken çok sevmiyoruz. Ben en azından kendi adıma. Hani böyle şimdi öğrencilerimde de görüyorum. Yaşımızı büyüttüğümüz bir dönem o. İşte e, çocukluktan yetişkinliğe geçildiğinde ne oluyor zannediyorsak... hani ehliyet almak kadar spesifik bir şey dahil olmak üzere... hep böyle o çocukluğu bir e, pas geçmek, şöyle bir beri git çocukluk demek istediğimiz bir dönem. Onun için içindeyken tadıyla yaşı yaşayabiliyor muyuz tam anlamıyla bilmiyorum. Bir de böyle babam gibi bazı insanlar büyümüyorlar. Yani onlar <laughs> e, çocukluğu hiç pas geçmiyorlar. Yani e, kaç yaşına gelirlerse gelsin. Babam şu an hayatta olsaydı 90 yaşında olacaktı. 92 yaşında olacaktı. E, şahane yani 92 yaşında şahane bir çocuk olacaktı bence. Özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler. Evet. galiba e, ben onlardan yani tam böyle özgürlüğü elinden alınmış bir çocuk değilim ama e, Tam bir büyük olmasam bile hani çocukluğumun böyle yarısı çocukluğumda kaldı. Evet. Öyle maalesef. Yani bu maaleseflik bir şey. Ama babam öyle biri olmadı hiçbir zaman. Öyle öyle, öyle olmayı e, beceremedi. İyi ki buradaki beceriksizliği belki de tek beceriksizliği hayatında ve muhteşem bir beceriksizlik. Çünkü o böyle çocukluğunu elinden tutup Bence hala bir yerlerde ve 92 yaşında çocuk olarak işte şu anda bir yerlerde futbol maçı yapıyordur, bilgisayar konuşuyordur... eğer varsa öyle bakılan görünenlerle. Oyuncaklarla yerler. oynuyor değil mi? Oyuncak, kuşkusuz oyuncaklarla oynuyordur. Hep oynadı geliyordur. çünkü. Biz Hayatın hep... her oyuncakları var. Elbette yani. Onun için benim çocukluğum da... E, yaşarken e, içinde ısrarla ve istikrarlı bir şekilde bir an evvel büyümek istediğim... ama şimdi sen sorduğun için geri dönüp baktığımda... birincisi çok şanslı bir çocukluk. Çünkü öyle bir adam. Hani evin içinde bir palyaço var. Şimdi palyaço figürü çocukların çok sevdiği bir figür. Her zaman sirkteki en <laughs> değil mi? Hani böyle <laughs> cazip e, figür o. Hani girsin ve bir an evvel hani riskli gösterilerden önce de gülelim. Halbuki sirklerde böyle bir ara figür gibidir ya. Hani bir geçiş zamanı. Çocuklar için de şeydir. Sirk için geçiş zamanı. Çünkü e, kaplanın şeyi kurulurken önde e, işte su fışkırtan adam belki ama bir çocuk için de e, tam böyle yaşamının durak yeri böyle. En uzun durmak istediği durak. Şimdi evde bir tane palyaço olan bir ev. Ee, bir sürü de palyaço arkadaşı var. Yani e, öyle de bir dönemdi. Konuştuk ya program başlamadan önce. Yani çok da enteresan bir dönem. Ülke tarihin içinde öyle bir dönem. Benim çocukluğum da öyle bir döneme denk geliyor. E çok eğlenceliydi tabii. Çünkü ben hiç ev hatırlamıyorum. Benim hiç ev hanım yok mesela. Hep <laughs> Ev yok. Yani. Ev yani, benim şu anda çok sevdiğim. Kulislerle tanışman nasıl oldu? Tiyatro kulisleriyle? Mecburen oldu. Mecburen oldu. Beni götürdüler. Çünkü bakıcı yatılı yatısız bugünkü gibi böyle ülkeler şehirler arası falan öyle bir şey yok yani ne yapsınlar ikisinde oyunu var. Arkadaşlarımın tırnak içinde bana göre ve şu an kızıma göre tırnak içinde normal anneleri yani benim gibi olmayan, annem gibi olmayan, babam gibi olmayan normal insanlar. Benim çocukluğumda sabah 9'da işe giden ve akşam 6'da eve dönen insanlardan oluşuyordu. Benimkilerde hava kararırken i̇şe, gidiyor. işe gidiyorlardı. O yüzden <laughs> ben de beraber... E tabii ben de beraber. Ne yapacaklar ki yani bir iki bakıcım olmuş tabii ben ufakken, yani böyle mineden biraz sonra ben eve piramitüre piramitüre gelince biraz bir bakıcılığı dönemi olmuş ama yani aklım başıma gelince muhtemelen ben onları özlemeye başlayıp olay çıkarmışımdır. Tiyatro da öyle bir e, zaman diliminde ben kızımdan da tecrübe ettiğim için biraz hissediyorum ve biliyorum artık anneyle baba anne baba ve çocuğun arasına giren bir şey oluyor meslek. Evet. Negatif bir anlamda söylüyorum. Anladım, yani evet. sahne denen şey e, palyaço ile... E, anneyi benden ayıran bir şey. E, seçeneksizsin. Sürekli e, onları görmek istiyorsun. Çünkü insanların anneleriyle babalarıyla hikayeleri var. E, sen de istiyorsun. Yani sofra, değil mi? Hani biz böyle sofrası olan, akşam yemeği, eğitim, akşam yemeği diye bir şey var, değil mi yani? Evet. Hani böyle tadıra tadıra onu yemek gibi bir şey var. Bizimkilerin tadıra tadıra yemeği işte oyunların galaları olacak da Zaten 500 kişilik yemekler bunlar işte 1000 kişilik yemekler yani algı çok farklı. Onun için bence onlar beni çaresizlikten götürmeye başladılar. Herhalde bir iki itiraz etmişimdir şimdiden. Yani o kadar eskiye dönemiyorum çünkü bu dediğim iki buçuk üç yaşındayım yani o sırada. Benim <laughs> Selim'in ve Murat'ın Selim ve Murat da sereziller bizim evet. malum, evet. Evet. dormenler bizimkiler de dormenlerde. Sonrasında çevredeler en afilli yatak odalarım, en güzel oyuncaklarım, oyuncak seçeriz ya çocukken. Evet. En sevdik, en sevdiğim kedim tiyatrodaki kedi, oyuncak. En <laughs> afilli yatağım, tiyatrodaki yatağım. Her şeyin en iyisi tiyatrodaki odamızda. Ev dekor gibi yani aslında. İşler <laughs> şey Yani o yani. E, ünlü sözünü ettiğin sahnelerin kulislerine geçti hayatı. Çünkü evet. orada büyüdün. Sonra da dekorların içinde geçti. Çünkü artık bir yer böyle <laughs> neler yapıyordun şimdi oyun ya... başladı tabii anne baba gitti sahneye sen arkada anne bir baba gittise bir annem sevmiş. öyle öyle bir durumda daha şeydir babama göre annemin kuralları daha görünür kurallardır tiyatroda da vardır ve görünür olmaları gerekir aslında babamın her zaman daha yumuşak bir karnı var ve bırak füsunik seylesin madamı kızı rahat bırak izlesin E ben sesleniyorum sahneye çocuğum anne baba falan yapıyorum. <laughs> Çok hani güzel. anneme ve <laughs> yollamaya çalışıyor. Babam e, elini arttırarak hayır dedi. Dekorda olsun. Sahnenin de içinde olsun yani seyircinin görmediği. Ben böyle ufacı eee her evde hırvar oynuyorlar hiç unutmuyorum. Bu anlatacağım insanlar benim için hem bir fizikten ibaret hem de birer sesten ibaret. Diyor, bak şimdi kimleri anlatacağım. Babamın böyle babam bir hakim oynuyor bir sahnesinde oyunun. Böyle bir büyük bir hakim masası var. Yani seyirci onun içini göremez. Babam da bu kadar görünüyor. Böyle göğüs üstünden görünüyor. Ben de o masanın içindeyim. Oyun da? Sahnede? Sahnedeyim ve Müthiş. çıkamam. Çünkü masanın sağ ve solu açık. Yani oyun boyunca orada olmak zorundayım yani. Oyunda her evde bir var. Boşanmaya çalışan bir Aliye uzun atan ki sonra... canım Aliye Hocam benim öğretmenim oldu. Çok Sol tarafımda Aliye atan var. Sağ tarafta Uğur Yücel var. Of. Bunlar birbirlerini çok sevdikleri halde... işte bir şekilde boşanma noktasına geliyorlar. Bu ikisi işte atışırken konuşurken, babam da onları böyle... boşamamaya Hakin. çalışırken hakim. Hüseyin Kutman giriyor oh. sahneye. O da tanık. Bu olayın tanığı. Benim için böyle bu sesler... babam, Hüseyin amca konuşuyor, Aliye Hoca buradan cevap veriyor. E, tabii seyircinin sesi. Seyircinin sesinin bir... yani seyircinin... nidasının, alkışının veya nefesinin... bir replik olduğunu ben okulda öğrenmedim. Ben şimdi çocuklara okulda öğretmeye çalışıyorum ama... onlara masal gibi geliyor. Tecrübe etmeden... anlayamıyoruz ya bazı şeyleri hayatta. Ben şimdi çocuklara... Heyecan içinde el vermeye çalışıyorum okulda ama e, anlatılamaz şeyler, yani anlatılabilir şeyler anlatıyorum ama tecrübe etmeden tam anlamıyla kavranamayacak bir şey anlatıyorum. E, ben buna tanıklık ettiğimde önce 5 yaşındayım, sonra altı yaşındayım, sonra 7 yaşındayım. Ev yok artık hayatımda çünkü ben bir müddet sonra oyunculara şey demeye falan başlıyorum. Yüksek ihtimalle yani. Baba bak orada dünkü gibi bir reaksiyon gelmedi. Bence oranın tonunu değiştir falan. Ben, bence küçük bir... <laughs> <laughs> Eleştirmen yetişiyor evet, yani. Evet orada böyle bir minik yönetmen de yetişiyor. Asla oyuncu olmam diyorum. Aynı o dönemde de yani. Ben oyuncu olmam diyorum. Tabi tabi diyor babam böyle pışpışlıyor beni herhalde. Ona kazana düşmekler ablam çok doğru bir laf yani hani karikatürlerde olur ya o kazana düşmüşlerler. Ben işte iki buçuk yaşlarımda falan oyunculuk kulis işte o dünya tiyatro kazanına düşüyorum hatta sahnedesin işte sahnedeyim evet. ama kimse görmüyor seni evet benim Masan'da yani altında... Bak, Benim... Ben o masanın altında kaldım biliyor musun? Kötü evet, o böyle bir şey duymadım ben. O oyun çok uzun Zikir. süre oynadı. Ee, ben sonra örgü örmeye de başladım. Şimdi aşağıda babamı iki cimcikliyorum, <laughs> üç cimcikliyorum. Sıkılıyorsun yani. <laughs> kitap okuyan bir çocuk da değildim ben. Çok enteresan. Yani ben şu anda bir kitap canavarıyım ama... çocukluğumda kitap da yok. Hatta doğum günlerimde kitap getiren... kitap setleri vardı. Evet. Çok iyi bilirsin. Böyle evet. kalın kalın setler. içinde evet. böyle altışarlı olan. Bir arkadaşım bana 6 adet set getirmişti. Yani 36 kitap. Ben böyle onun adını not alıp o benim düşmanım çünkü. O sırada bana göre ben de ona doğum gününde kita <laughs> kitap seti alacağım. E <laughs> ceza için Oyuncak almak varken. Kitap falan tabii. Kitap falan da okumuyorum. Aşağıda örgü örüyorum. Ve oyun ilerliyor. Ali Hoca'nın saçı uzuyor, saçı kısalıyor. Aşağı i̇şte babamın sakalı çıkıyor, sakalı yani insanlar mevsimler değiştiriyor, yaşalıyorlar ve ben de. Ve bütün bunlar benim çocukluğum. Ama ben müthiş. bütün bunların benim çocukluğum olduğunu bilmiyorum o sırada. Çünkü büyümek istiyorum. Müthiş. Evet. Müthiş. Yani bunu duyduğuma çok şaşırdım. Hemen evet. burada ben kendime göre de pay aldım. Ben bunu yazmalıyım. Gerçekten Şu masa altındaki çocuk öyküsü müthiş evet. bir öykü ama. Sahne Gerçek bir öykü. Hepsinden önce ben giriyordum çünkü seyirci alınmadan önce giriyorum. Hemen gülüyorsunuz. da bekliyor. Mecburum ya kendi kendimi hapsediyorum aslında içeriye. Evet, Sonra evet, dedim ki hapislik. oyuncu olmayacağım. Evet hapislik. Cuma cumartesileri gidiyorum okulun Ya tiyatro böyle başlayan öykü yoktur yoktu, Öyle olsun? başladım işte. Bir şey her evde hır var. Hakim masasının arkasında başladım. Aslında şu an bunu ilk defa keşfediyorum. Çünkü bana sorulduğunda Ali Poyrazoğlu beni 11 yaşımda babamın skecinde sahneye itti diye anlatırım ki budur. Evet. Profesyonel evet. anlamda bana verdiği bin lira, evet. yaptığı tiyatro teklifi ve Bittilif. neden onun tiyatrosunda çalışacağıma dair olan teklif mektubu tabii ki benim gibi bir koleksiyonerde bu. duruyor. Çok <laughs> yani şu anda bin liram Çok var iyi. evde. Ve Ali abinin verdiği cüzdanı. Ha, harcamadın mı onu? Aa, nasıl harcayayım? Hadi. 27 gece ya. oynadım. O bin liradan sonra. Ee, Ali Porezoğlu Tiyatrosu'nda seçimler skecinde. Adı çok zeka, onu da anlatacağım. Skeç skeç bir hikaye, adı seçimler. Artık 11 yaşındayım ve bütün oyunu ezbere biliyorum. Ama oyuncu olmayı düşünmüyorum, hiç. Öyle bir şeyim yok yani. Yalan söylüyorum muhtemelen hepsine ya da böyle naz yapıyorum, bilmiyorum yani. Kulisten seyrediyorum ve hani böyle biri iki saniye geç kalsa, işte atıyorum neyse repliği falan diyorum kulisten yani. Böyle gene bir gün duruyorum gündelik kıyafetimle. Böyle melek eli gibi bir çift el. Çünkü o hissi ben hatırlıyorum yani 34 sene öncesini anlatıyorum şu anda. Ay çok... Böyle kürek kemiklerimden beni bıraktı sahneye. Ama böyle itme, ivmeli bir şey değil yani. Böyle uçu koydu, Kork yani koydu beni. Oraya. Evet böyle bıraktı. Kanatlandırdı bıraktı. Ve çıktı. Solum seyirci. Ee, sıra serviler, Ali Poyrazoğlu tiyatrosu evet. muhteşem bir tiyatroydu. Sağımda babam Allah tarafından onu çok iyi tanıyorum. Evet. Yani. Sol tarafı hiç tanımıyorum. Sol tarafın nasıl göründüğünü hiç bilmiyorum çünkü o ana kadar hep bir masanın arkasında sadece duymuşum onları. Çünkü seyirci çıkana kadar da ben çıkamıyordum hakim masasının arkasında. Seyirciye baktım ve babama döndüm. Yani hani korku konuşuyor olsaydık şu anda hayatımın ilk en büyük korkusu korku kavramını hissettiğim böyle. Ölmek istiyorum o kadar korkuyorum. Babam da böyle bir çift gözüyle bana pırıl pırıl bakıyor ve o kadar söylenebilecek bir şey ki içeri giren bir müşteri anı o çünkü. Buyurun dedi böyle baba. Babama baktım seyirciye, babama seyirciye ve böyle o korkum böyle o sahne, sıra servilerden çıktı yani Taksim Meydanı oldu korkum. Böyle hafif ağlamı hüylü -hü falan böyle bir sesle öbür taraftan çıktı. Hemen kaçtım. Ali, Ali buldu beni Ilk, i̇lk çıkışım. İlk profes yani seyirci karşılaştım. Aa, yapıp çıktım. Babam da böyle güldü, skeç devam etti. Parçalı bir metin olduğu için zaten. Çıkar çıkmaz pişman oldum. Yani seyircinin beni görmediği andan itibaren de duygumun adı dev bir pişmanlık. Artık pişmanlık korkunun süper önünde. Pıt Ali abi tabii hemen beni karşıladı. Ne oldu dedi. Ne yaptın dedim işte bağırdım falan Ali abiye. Ne var bunda ya dedi. Baban sahnede bütün oyunu ezbere biliyorsun. Her gün buradan tekrar ediyorsun dedi. Çalış yarın gel o skeci sen oynayacaksın dedi bana. Hayır dedim gel buraya arkaya dedi. Hazırlamış teklif mektubunu. Çok iyi. Muhtemelen babamla anlaşmışlar. Çok iyi. Bayağı bin lira koymuş. Bin lira bu arada çok büyük bir para. Onu bilmeni isterim. Yani e, belki bilmiyorum ama belki babam gecede iki bin lira alıyor olabilir. Atıyorum bunu şu anda ama bin lira çok büyük bir rakam. Buna rağmen ne aldığımı öğrenince de ülkenin o günkü durumu ortaya çıkacak. Bu dedi teklifin, bu da 1000 liran. Cuma ve cumartesi geceleri e, oyunculuk teklifim var sana. Skeçlerin de şu şu şu, yarın seni bekliyorum dedi. Ben eve gittim. Babam hiç e, üstelemedi. Niye çıktığımı, ya? niye, yani, niye korktun falan. Tabii ki annem olayı duyunca kimden korkuyorsun sen bunun içine doldu. O kadar tezatlar ki şimdi ikisi birlikte. Babam böyle madem üstüne gitme. Olabilir. Belki canı istemedi. Belki yarın akşam canı istiyor. Hayır efendim neden korktu? Çünkü yani anasının kızı ve ne demek korkmak Nasıl yapamadı diyor. Değil mi? Babam da diyor ki yani bundan sonraki yıllarda da yapamayacağı herhangi bir şey gibi yapamadı. Yapamamak olmaz ama bu ikisi ben böyle oyun seyreder gibi ikisini <laughs> seyrediyorum evde. Ama büyük hırs yaptım. Büyük. Orada da annemim yani. Oradaki genetiğim annemden. Tamam dedim kendime güveniyorum sahnede babam var sonuçta böyle bir şansım var. Hazır mı abi dedim. Buyurun dedi Ali abi. Böyle Ali abi de ertesi gece patron gibi davranıyor bana. Gittim girdim artık kekeliye kükeliye ve çok alkışladılar beni. Orada da kıvırdım zannettim. Halbuki alakası yok tanıyorlar. Hani baba kız oynuyoruz diye seyirci çocuk sahneye çıkmış destek veriyor bana. Orada da böyle yani gör, yani görünmem biter bitmez. Ha hallettim ben bu şey ya. Böyle bir şey işte oyunculuk falan diye çıktım herhalde. 27 defa oynadım. Yani Cuma cumartesi olmak üzere 27 kere oynadım. Sen ilk rolün babanla. İlk rolüm babamla seçimler. Ve skeç sayım arttı. Ali abi benim hiç fena bir oyuncu olmadığımı söyledi. Orada da giriyorum. Burada da şarkılara da soktular falan. 27 bin liramı biriktirdim. Oho, ve bayram. nereye gittim? Nereye? Tahmin et bakalım nereye gittim. Ne almaya gittim yani? Mesela şimdi düşündüğümde de çok tatlı geçti. Bisiklet. Mesela değil mi kendine bir Öyle şey. ya o yaşlarda. Beyoğlu'na Vakko'ya gittim. Oo. Ve kendime kostüm aldım. Hadi. Evet. 27 bin lira mı? Oyunda giyeceğim şeylerin kostümü. ve duruyor şu anda o eteğim ve o askımda. Bir beyaz gömlek, bir askı, bir böyle mor lacivert. Oyunda girmek için aldım. Evet, değil mi? aldım çünkü Oraya. devam edeceğim. Ya aktör oldum. Anlatabiliyor muyum? Müthiş. Yani büyük oyuncu oldum. Ali abiye gösterdim. Çok uygundur dedi. Ve o yani kazandığım para bir tek ilk bin lirayı ayırdım. Çünkü o benim e, patronda oyunculuk teklifi şeyim. Onu ayrı tuttum. 27 bin liraya kendime etek, askı ve gömlek alarak Vakko'dan seçimler bitene kadar seçimlerde oynadım. O sırada yanımdaki yatak provasına girdiler. Orada da böyle, bu arada bu rol falan dediğim şeyler, roller falan değil. Repliğimi hatırlıyorum seçimlerdeki. Levent Tülek babam, e, Levent, yani babamı oynuyor. Babam da bir böyle memur, böyle tozluklu e, şeyi var. E, masasında oturuyor. Hani böyle Levent Kırca skeçlerini hatırla. Evet. İşte efendim oradan da galarluk yaptıracaksınız, oradan da tealluk yaptıracaksınız diyor baba. Hmm. Terluk diyor, yani Tülek anlamıyor onu. Aa babacığım, şu an benim repliğim başladı. Aa babacığım, sen... böyle söylüyorum. Aa babacığım sen tealluğun ne demek olduğunu bilmiyor musun? Tealluk ilave ilişki demektir diyorum. Hani genç kuşak tealluk kelimesini biliyor. Ülke nereye gidiyor falan hikaye bu. Ve seyirci çok büyük alkış çıkarıyor. Zannediyorum ki yani öyle bir kıvraklığım ve <laughs> olan bir var ki. Halbuki muhtemelen ya babam donuyor ya arkamdan seyirciye Abi. alkışlayın da kız oyuncu olsun yapıyor herhalde. <laughs> Geceler boyunca da alkışlanıyorum. Şımardıkça şımarıyorum. Tabii böyle arkada Zerrin Sümerlere falan şey diyecek noktadayım. Fena değilsin ya falan. ya. Yani bu noktaya eleştirmenliğe de başladın iyice yani. Çok güzel. <laughs> Oralarda böyle bir bürüyorlardı tabii <laughs> etimi. Çok Ama güzel. yani bence ilk profesyonel. Bence değil. Bence pro yani profesyonel hayatım seçimler Ali Poyrazol Yani tiyatrosu. o aldığın ilk bin lira harcamaman sonra bütün o bir parayla gidip de tiyatro kostümü alman ve o kostümü de bugün de saklıyor olman. Evet ama ben biliyorsun ben koleksiyon... Peki ay e e hocada var mıydı Altan hocada ya da Füsun hocada bu tür evde An var mıydı e koleksiyon? annem derdik? çok güzel saklar. Babam... E babam hem çok biriktir, biriktirmeci biri değildi, hem de e babam verir. Yani istendiği zaman verir. Şimdi ben de onu kendi kendime öğretmeye çok çalışıyorum ama... E ...büyük anısı olan şeyleri veremiyorum ben. Yani... Ee, babamdan kalma bir şeyi Anlıyorum. mesela zor veriyorum. Şimdi onu bile kırmaya çalışıyorum. Çünkü artık... eşyanın kendi tabiatında... E, bir, bir ömrü olduğunu düşünüyorum. Ve e, biri bir şey istediği zaman, dediğim gibi çok özel bir şey değilse... kolyemse çıkarmak gibi, babamın aldığı bir şeyse bile hemen soyunup vermek gibi... çünkü artık bana sanki şey gibi geliyor... onu isteyen insanla... E, yeni bir evet. döneme sanki... Ee, başlıyormuş gibi geliyor bilmiyorum yani yolculuk etmesini seviyorum artık eşyaların. Peki. eskiden daha cimriydim şu an orta cimriyim Maya sokaktı değil mi? Evet. geçti şu anda Alternlar evet. sokağı olarak Maya, Maya sokak Maya. orada orası Maya sokakta mıydı bir arkadaşımla uzaya gidiş öyküm var evet Nereden biliyorsun? yani biliriz iyi kötü. İnanılmaz özel bir şey bu. Yani evet, çocuk on... oyunumuz bizim bu. Kim, bir yerde sen, sen mı? anlat şimdi. Sen, Aslında e, sen, inanmıyorum. sen, biraz söz et onunla. Sen ne biliyorsun bununla ilgili? Sen anlat bakalım. <laughs> Onun çizdiği kontrol panoları... Anlatsana hadi sen anlat hadi. <laughs> Bir uzaya Hadi, git, gel. Evet, Dişçi e, dişçi Osman Gürbüz'ün alt katı. Maya Sokak, Birlik Apartmanı'nda oturuyoruz. Biz birinci kattayız, onlar da giriş katında. İki oğlan bunlar. Evet. Burak'la Emre. Burak benimle yaştaş. O zamanlar abi kardeş arasındaki iki yaş, iki bin yaş gibi. Emre bizim yüzümüze bakmıyor yani. <laughs> Çekilin çocuklar falan evet, yapıyor. Öyle diyor. Biz de yani oyun oynamayı seven çocuklarız. Babam şey almıştı bize... Var mı senin herhangi bir müzende? merak ediyorum. Böyle kavanozun içine balıklar atıyoruz. Evet. Mıknatıslı Çekiyorsun, balık alıyoruz. alıyorsun var tabii. Bunu böyle bir yerden getirmişler. Yok kimsede. Oyuncak evet. afilliği Türkiye yani. Türkiye'de yok. Türk oyuncaklarında yok. O, o 1870'lerde evet, ortaya çıkan, çıkan bir oyuncak. Bende onun uyuk te dönemine ait o ilk örneklerinden var. Ben bende de vardı. Onu evet. oynuyoruz biz çok bahçede. Iyi, çok iyi ama. Onu oynarken var. de böyle bize şey saçma geliyor. Kavanozun içinde su yok çünkü mesele mıknatıslı ya. Evet. Ve tam böyle sorduğumuz her şey o ne, neden, <laughs> nasıl, neden, peki niye filan annemi babamı anneleri babaları bezdirdiğimiz bir çocukluk aşamasındayız. Bence bu da şahane bir aşama. Pıt, 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 pıt. o böyle yani o yep. günü hatırlıyorum çünkü. Pıt balık geliyor pıt işte iki balık birbirine dolanıyor biz birbirimizin saçını çekerken falan gökyüzü hep açık. Böyle böyle o günleri geçirirken böyle gökyüzü dikkatimizi çekti bunu hatırlıyorum ve o balık oyuncak böyle bir Gözden düştü. Çünkü biz gökyüzünü merak etmeye başladık. E gece de üstle yani alt üst oturduğumuz için Burak da bana geliyor. Ben de Burak çok yakın arkadaşım. Böyle camdan göğe bakıyoruz, yıldızlara bakıyoruz, yıldız kayıyor falan. Çok merak etmeye başladık ve hani böyle uzaya gitmek, uzaya nasıl gidebiliriz, nasıl gidebiliriz falan. <laughs> Hangimizden çıktığını gerçekten hatırlamıyorum ama abi kardeş oldukları için ranzaları var. Üstte Burak yatıyor. O zaman da üste atmak bir mesele. Aviler çıkmıyor ranzaya. Çıkmışlar, büyümüş artık o. Çocuk değil yani. Burak ranzada. Benim bir fikrim var dedi herhalde. Burak hatırlamıyorum. Muhtemelen o demiştir. Çıktık böyle yukarı ranzaya. Elimizde de gazlı kalemler. Ranzanın böyle e, yatak tarafına uzay gemisinin şeyini çizdik. İşte uçuş kontrol paneli. Birinci uçuş. Mars'a gidiş, Venüs'e gidiş. <laughs> <laughs> i̇şte Jüpiter butonu falan. Böyle, tabii bunları okuduk. Hani uzay araştırmamızı bitirdik ve nasıl gidileceğiyle ilgili onu Galaxi böyle hazırladık, galaksiyi yani. çözdük tabii ki. Galaksiyi çözdük ve bir gece... <laughs> Emre'nin evde olmaması lazım çünkü... Emre'yi uzaya götürmek istemiyoruz. Çünkü artık biz Emre'yle oynamak istemiyoruz o hak yani. etmiyor. Hayır, hak etmiyor. Onun için Emre'nin olmadığı bir geceyi kolladık. Israrla ben anneme aşağı inmem lazım, aşağı inmem lazım dedim, kızım niye diyor, niye diyor? Falan. Ben en sonunda dayanamadım. Çünkü annem çok sorar. Babama gittim, dedim ki biz uzaya gideceğiz, onun için... Burak'a inmek istiyorum. Tabii ki dedi baba. Çünkü yani tabii ki dedi. Nasıl gideceksiniz dedi Buran ranzasından. Dedi. "İyi yolculuklar kızım." dedi. Anneme de döndü. Ve ben yani biz gidebileceğiz herhalde dedim Oranza'dan. Çünkü o ana kadar oyun oynamak üzere aşağı inmek istiyordum. Ama babam öyle bir iyi yolculuklar dedi ki bence bütün burakların evet yani bütün burakların ranzasından yani bunu akıl edebilen burakların ranzasından gazlı kalemle tuş hazırlanırsa, boyanırsa demek ki Venüs'e gidilebiliyor. Çünkü benim gezegenim de Venüs. Bunu biliyoruz. İyi yolculuklar. Kendinize dikkat edin. Çabuk dönün kızım falan. Nerelere gideceğimizi sordu. Biz koordinatları verdik falan şaındık ve tabii ki gittik uzaya. Çünkü baba. <laughs> e, neden yolculadı? Yani? Evet yolculadı, yolculadı. yani. Bir yolcularsa uzaya gidersin Gide ya. Yani. Çok güzel, çok ha. güzel. Ama bunu nereden bildiğini? Çünkü şu anda mesela bu benim. Hatırlamadığım bir anı. Çok güzel. Şu değil. an bunu nasıl böyle anlattığımı da. Peki o zaman şunu da e, anımsar mısın lütfen? Allahım. E, sana hiç e, hayır yapamazsın, edemesin diyemiyorlardı. Ama sen Anne babasının hayır almış bir çocuk olarak bir yalan söyledin. Annem babam izin vermiyor dedim evet. bir arkadaşınca. Dedim. O, o on nasıl senin nasıl? Çünkü normal olmak istedim. <laughs> Çünkü normal annem babam olduğunda ispat etmek istedim bütün okula. Normal anne baba izin vermez değil mi? Normal anne babalar şu anda da evet, tabii. şu anda da yani ben tabii ki kızıma çok e, takdir edersin ki annemin babamın anneliğini ve babalığını ediyorum yani Dalil'le babasıyla beraber Allah'tan bu konuda çok iyi anlaşıyoruz. Dalil biraz daha yani Kavi'nin babası biraz daha annem ben biraz daha babamım oh. orada ama anneler öyledir. O şöyle bir şey ee, servisle gidiyorum geliyorum okula. Ee, ya işte bana gelmek istiyorlar ya ben birilerine gitmek istiyorum. Bana gelmek isteyenler için hiçbir sorun yok. Çünkü annem kim istiyorsa arkadaşım bizim evimize gelebilir, kalabilir, bizimle yaşayabilir, bizim çocuğumuz olabilir. E, biz onu evlat edinebilir. Böyle özgürlükler var evde. Ben de bunu böyle söylüyorum okulda. Sonra bir arkadaşlarım ağlayarak geliyor. İşte biz çok sorduk ama annen annemi arasın. annem anneleri arıyor, babam babaları arıyor falan. Ve yani böyle... Ne bileyim hani 100 arkadaşım varsa Üçü kalabiliyor bende diyelim. Ben de hemen onlara kalmaya gidiyorum. Zaten ben ondan önce onlara 200 kere gitmişim kalmışım. <laughs> yani. Ben bütün okula gidiyorum, kalıyorum, yaşıyorum, yemekler yiyorum evlerde. Ama arkadaşların e, sana gelmesi sorun. gelemiyor. Bir gün böyle bir arkadaşım çağırdı. Ben dedim anneme sormam lazım. Bu onun için nasıl annene sormam? Dedim ki pardon ya benim bir annem babam var dedim. Ben dedim soracağım. Hiçbir şey sormadım akşam. Çünkü izin veriyorlar. Gittim ertesi gün, kusura bakma annem izin vermiyor dedim. Çok yani böyle çok iyi bir cümleydi o benim için anladın mı? Tabii. Nasıl dedi? Baya annem izin Bayağı. vermiyor dedim yani. <laughs> Kafa atarak yani çocuk. Sonra bunu annemler duymuş annemle baba. Beni aldılar karşılarına. Kızım dediler hani çünkü yalan. Orada devreye giren tek şey aslında yalan. Onu güzel öğrettiler bana. O güne kadar da hani yalan söyleyemiyorum ki çünkü yalan söyleme refleksimi harekete geçirecek bir anne baba yok karşımda. Yani kaçak göçek bir şey yapamıyorum ki ben. Hiçbir şey. Evet diyorlar çünkü. Evet, evet, evet diyorlar. <laughs> Babam dedi ki niye yalan söyledin dedi Ben zaten onu yalan söylemek için söylemedim. O ikisinin normal anne baba olduğunu <laughs> ispat etmek için bir kere de kendi işte isteğinizle kalpten izin verme kızım dedi. Yani biz. O insan değil. Zaten benim arkadaşlarımın anneleri babaları sabah 9'da çıkıyor. <laughs> Kızım sen bunu temcit bile bunları geçmedik Bu mi? Bu da tek bir herhalde Sevinç. Yani. Ya. annesi babası. <laughs> yani niye yasakçı değilsiniz? Niye bana yasa koymuyorsunuz evet. diye. Aynı şeyi kamin yaşadı ama biliyor musun? Çocukluğu boyunca hala yaşıyor yani. Çünkü mesela arkadaşlar arasında konuşuyorlarmış. Bu şey içinde yani okul çıkışı şimdi artık kamin hani 13 yaşında. Okul çıkışı işte bilmem nereye gidip okuldan yakın bir yere gidelim. Annem bizi alır diyormuş. Kızım diyorum bak alırım ve gidebilirsiniz. Hepsi şimdi anneleri babaları arıyor o sırada kabinde ben gelebiliyorum zaten. Ne zaman aradın hani anne? annem izin verir Ay kızım diyorum bak öyle yapma. Sen beni ara böyle bir iki <laughs> konuşalım hani böyle öyle yani, Süreci normal. Yani. yani, evet. Hani evetler. Sürecin normal bazen izin vermiyorum ama ve çok şaşırıyor. Hadi. Evet. Ama o da yani artık böyle istenemeyecek şeyler istiyor bazen. Değil mi? Gerçekten. artık geçti evet, yani. Evet. Evet. Yani şimdi seni kuşağın daha masum daha şey istekleri vardı. Şimdiki kuşak. Çok e, daha farklı İstek gene masum ama bence dünya değişti. Değil, de, haklısın. O yüzden izin veremiyorum bazen. Haklısın. Maalesef. Peki sevgili Sevinç, tiyatro tiyatroda başladın çok erken yaşta. Ama e, peki e, bale? Bale. Evet. O nasıl çıktı ortaya? Yani bale eğitimi aldın müjde. Hmm, o nasıl çıktı? E, çünkü ben çocukken işte böyle annem şu an benim kavini artık sorup böyle bayırttığım gibi annem de beni işte anne ol, anne olunca annen oluyorsun ya. <laughs> annem beni şey sorularıyla bayıltırdı. Ne olacaksın kızım? Belki de kundaktayım. Daha konuşmayayım. <laughs> Agu ne olacaksın? Bilmiyorum. Şimdi bir yaş, iki yaş kızım ne olacaksın? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani. <laughs> bir gün böyle yemek yiyoruz. Babam da böyle, Füsuncum bırak yani. Mademiko'cum. Ne olacaksa olacak. Ne olacaksa çok güzel olacak. Sen oraya bak diyor. Ne olacaksa çok güzel olacak olur mu işte? Yakışanı filan. Annem de o, o kadın. <laughs> Ay ben de böyle... Allah'ım benim bir cevap vermem lazım yani anneme. Ya. Bir şey söyleyeyim de kadın artık hani mutlu olsun. ya. Ben peki ne olabilirim? Aç hayvanlar, kediler. Hep kediler evdeyim veteriner olayım ben öyle söyleyeyim ben veteriner olayım bari dedim. Ama deklare edince de olman gereken bir şey gibi meslek. Yani ben eğer 3-5 yaşındayım diyelim veteriner olacağım dersen benim olmam lazım veteriner. Onun için de benim emin olmam lazım. Emin olamadığım için pırtlatamıyorum şey mesleği. Yok dedim olamam. Çünkü hayvanları öpüyorum, kokluyorum, birlikte uyuyorum, ısırıyorum. Onlar beni ısırır ama o kesmeler biçmeler. Yani tamam şifaları niyetine de olsa ben yapamam. yapamam dedim. Onu yapamam. Onun için anneme dedim yanlış deklarasyon yapmayalım. Çünkü sonra veterinerlik fakültesine yollayacak beni 5 yaşında. Yok dedim ben veteriner olurum. <laughs> ne olurum ben ne olurum ne olurum. Astronot olurum ben dedim. Oo. Bak ilk söylediğim şey çok enteresan bir muhabbetteyiz şu anda. Burak'ı anlattırma. Çok tuhaf oldu. Astronot olmaya karar verdim eminim. Ve uzay bilimleri okuyacağım yani. Ve bir gün böyle sofradayız. Anne ben ne olacağımı buldum dedim. Böyle tabii babam çorbasını içmeye devam ediyor çünkü yani. 3-5 yaşındayım Ne olacaksın? Dedi böyle anne. <laughs> Çünkü o olacağım ben. Geliyor. Ben dedim astronot olacağım. Üf, sevinç dedi böyle anne. Hani. Babam da böyle aferin benim kızım. Sen ne güzel astronot olursun sen ya dedi. olur <laughs> muyum acaba dedim ben babam <laughs> öyle <Ne> deyince. <laughs> olur mu herhalde yani dedim yani astronot. Müthi yani müthiş bir meslek ya dedi. Ya Altan Allah aşkına çocuğun işte kavuşun. Gene ikisinin o ben böyle gene. iki kişilik tiyatro hırgür. <laughs> Başladı. <söyleyeceğim. gülüyor> Saçma sapan fikirlerini çok. Nerede astronot olacak? nerede okunur? Hakikaten nerede okunur? Buluruz kızım dedi. Nerede okunur? En iyi astronotluk okulu dedi. Bulamıyor muyuz? Açarım ben sana en iyi astronotluk okulu. Gidersin astronot. Bitti. Astronot oldu Fesun Füsun Annem çıt feveran ediyor. Babam böyle. Ya sen böyle bakıyor. sen hakikaten. Sen <laughs> hakikaten ya. Sen başka ne olabilirsin ki falan. Neyse ben böyle yatıyorum kalkıyorum. Zor bir şey ya bu. Buran, Ranzada uçuyoruz mu, uçuyoruz ama yani hani böyle <laughs> çocuk olmayan <laughs> tarafından <yani> hiç ciddi <laughs> yok ya falan. Aslında o sırada böyle nereden hiç bilmiyorum işte herhalde oyunlar oyunlardaki bu işte kız çocuğuyum öyle düşün işte makyaj falan annemin küpeleri annemin kıyafetlerini giyiyorum annem çıldırıyor babam diyor ki ya ne yakıştı diyor sana diyor madam ikonun kıyafetleri diyor falan yırtıyorum yırtıyorum kadının topuklarını kırıyorum falan. Bu arada bütün bunları annem de kendi çocukluğunda yapmış ama çocukluk bir yanıyla da unutulan bir şey ya Doğru. çocuğun yapınca hı, hı ilk defa karşılaştığım bir şeymiş gibi oluyor ben de yapıyorum kabine oradan yapıyorum Tabii. Kendine aynada bakmak <laughs> gibi. o kadar kolay bir şey değil ben dedim buldum yine böyle akşam yemeğindeyiz ben dedim böyle bir hani iddialı laf edeceğim için tonum falan farklı yine böyle annem dondu çünkü decler bir şey e açıklayacağım diyor. Ben astronot olmayacağım dedim. Hadi ya yaptı böyle babam. Aynı astronotu karşıladığı gibi. Ha şöyle dedi hani mantıklı Ne olacaksın dedi. Karar verdim verdim dedim. Ne olacaksın dedi baba. Ben dinlen söz olacağım. <laughs> Allah keyin annem yani Anne nerede annem diyecek ya. ki astronotla dön yani. Hatırlıyor ne dedi? Baktı <gülüyor> tabii. Evet. ne demiş olabilir? Ne yapmış olabilir? <laughs> Okulunu açarım kızım. Kızım dedi sen evet ya dedi senden olsa sen ne güzel dansöz olursun ya dedi. Bitti dedim ya. Boyanacağım simlerim, parfümlerim çıkkıdı çıkkıdı öyle Sibel Canlar falan o zaman. Çok seviliyor. çok seviyorum <laughs> Sibel Canlar. Hayır babam Maksim'de Şov e, yapıyor, sahnede. önünde Sibel, evet. e, dansöz evet. fı, fıstık gibi dans ediyor. Dünyanın en güzel yüzü. Evet. Allahım diyorum insanlar alkış alkış artık onlara da başlamışım. Alkış da seviyorum. Kır. Öbür tarafta sahneye çıkam, kesmiyor beni yani Sibel Can. Dev alkış oldu evet. tamam, Dansöz. Cık. Sen dedi. <laughs> ya sen var. Başka ne olacaksın zaten dedi. Tabii ki dedi dansöz olacaksın. <laughs> Annem ayılıyor. <laughs> Bir gece önce astronottun ama değil mi? <laughs> Altan çocuğun kafası. Ya ben çocuğun kafasını niye karıştırayım diyor. Hakikaten diyor. Mükemmel dansöz olur. <laughs> Gene aynı diyaloglar geçiyor. Okul yoksa açarız falan. Konsertuvar var falan dedi. İşte kale, baleye döndü oradan hikaye. Oralara dönünce annem böyle biraz işte, Hı, olabilir falan gibi böyle. S.A. Biraz konser geçince var ya. Diye. Bu arada da tabii <laughs> e, çocukluğumdan beri beni hani... AKM açık. İnanır mısın? AKM açık. <laughs> Hafta sonu konserleri falan var. <laughs> Valla <laughs> benim çocukluğumda AKM var yani. Ve beni gerçekten çok AKM güzel şeylere götürüyorlar. Götürüyor Nerede? AKM? Telefon, Çağıracağız. hiçbir şey yok. Bu arada bu da biraz annem. Yani beni... AKM'ye götüren de annem. Ben böyle biraz isyan falanla gidiyorum. Böyle Nabukalar dinliyorum. O zaman Zehra Yıldızları falan izliyorum yani. Evet. Salomeler falan izliyorum. Önce bir kanım çekiliyor, hareketler yapıyorum. Böyle beni biri öldürüyor falan gibi geliyor. Ama böyle işte orada da annemin çok büyük tabii emeği var. Götüre 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 beni. Şimdi mesela Kavin benim arabama biniyor. Ben tabii ki bir klasik müzik severim çünkü... Yani dünyayı nasıl kurtaramadı bilmiyorum klasik müzik eserleri ama hani dünyayı bir şey kurtaracaksa klasik müziktir diye düşünüyorum. Hala da buna inanıyorum yani. Kabinde şimdi arabama biniyor mesela anne Allah aşkına kay 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 diyor ve kendi sevdiği müziği açıyor. Onun için her şey tekerür yani tarih çocukluk her şey kendi içinde kendi çarkında evet. ee, çocukluk tekerürden ibaret bir şey sonuçta yani. Gide gele gide gele falan işte herhalde e, baleye çok merak <laughs> zannan yani klasik bale. E, zaten izliyorum ve çok hayranlık duyuyorum. E, ama artık oyuncu olmayı da çok e, bir tarafım, yani bilinçli bir tarafım. Yani astronottan söz, hani gerisindeki veteriner ama kan görememlerden daha e, bilinçli bir sevincim yüksek ihtimalle. İki tane sahne seçeneği çıkıyor evet, ortada. Dedim ki yani bale, evet, oyuncu yastım. olacağımı hissediyorum ama önünde de klasik bale okuyayım. İkisi de bu sefer hani böyle bu, bu devrin kapandığı bir şey hakikaten çok iyi olur dediler. Babamın da böyle günlüğüme yazdığı ilk yazı, Bir gün onu getireyim programa. <laughs> Benim küçük balerinim... işte e, e, senin senin balerin olacağını düşününce... heyecanlanıyorum diye yazmış. O zaman da böyle artık adım balerine döndü falan. Bir müddet karikatürlerde hep şeyim... topuzlu, bantlı... <laughs> pointli. Ben mesela pointe çıkmıyoruz. Yani pointe çıkma yaşımız yok. Ama babamın elinde her türlü oyuncak olduğu için... pointe çıkan bir sevinci... kara kalem çiziyor evet. ve ben daha pointe çıkmadan, kendi pointe çıkmış halimi o bir manzara resmim yani öyle bakıyorum. Yani çok yakışacak sana point. Baksana fotoğraf şey resme diyor. Hakikaten çok yakıştı baba diyorum falan öyle bir şey var. E, Zaten Kendini şeyde görüyorsun. O altener bulan ama büyük sanatçının çizgilerinde. Evet. Yani... Şimdi atacağım o fotoğrafı duruyor, duruyor belki, belki değil programı tabii tabii. Yani. Şu an mesela e, a, çok aklıma iyi. geliyor çok enteresan bir program. Neler çarşı. Şu an televizyonun altındaki yani babamın binlerce çiziminden bir tanesi. Tek bir spot e, gazlı kalemle böyle bir buçuk dakikalık bir çizim herhalde o. E, point'teyim. Ve Tek bir sahne ışığı, sadece beni aydınlatıyor. Müthiş ya! Evet. Yolarım, akşam yolarım. Lütfen, görmek yolarım. istiyorum onu. Müthiş, müthiş. Yolarım. Peki, sonra baleden vazgeçip, tiyatroya... Vazgeçmiyorum yönerim. aslında. Ee, baleyi ortaokulda, bir lisede okuyorum konservatuvarda. Ama artık hani, aşağısı Yıldız Hoca. Artık oyunlara daha... şuurlu gidiyorum. Artık dünyanın en iyi oyuncusu olmadığımı biliyorum. Artık Zeyrin ablalara, ha, nasıl oynadım falan. Artık bunlar bitmiş ve artık da... bilinçliğim, farkındalığım fena değil ve artık bir sanat e, emeklisi yani, oluyorsun. Yani olmuyorum daha. Daha oralarda hiç olmuyorum. O hiç olunmuyor ya galiba. Bu arada da yani artık böyle şey. Hani böyle yaşam amacı falan gibi de görmüyorum ben mesleği de. Artık o olmadan olamayacak gibi hissediyor kalbim. Artık kalbim bun, bunlar için atıyor yani sahne üzeri için atıyor. E, bitirip liseyi e, tiyatro bölümüne giriyorum. O da öyle. Aslında çok plansız bir şey değil yani. Hani dans e, kökenli ki bu buna bugün çok borçluyum bu kararımın güzelliğini. Hani burada da anneme gerçekten çok teşekkür etmem gerekir. Çünkü e, hep söylerdi annem. Hani şu andaki kuşak için bu hiç e, ne anlatıyor ki şu an derler? Herkes artık bedenine çok özen gösteriyor ve e, klasik bale okumasa bile dans eğitimi artık veriliyor konservatuvarlarda. Evet. O zaman öyle bir şey Daha yok hay tiyatro haydi. bölümünde yok yani. Ee, dolayısıyla yani beden, e dolayısıyla beden fizik beden koordinasyonunda e, dans köken benim her zaman hayatımı çok kolaylaştırdı. Çünkü o kadar çok müzikalde oynadım ki o e, disiplin çok sayesinde güzel. dans vücuttan hiç çıkmıyor. Sen onu bırakmadığın müddetçe yani müsaade etmediğin müddetçe o dans böyle bir bir yürek atışı hep duruyor. Çok iyi. <laughs> Tiyatro eğitiminde e, tabii çok değerli sanatçılardan, ustalardan evet. dersler aldın. Onlardan biri Savaş Çinçer. Hmm. Savaş abinin ben de ne mutlu bana ki ben de onu abi diyebiliyorum. Ben de onu çok tanıdım. Ben de çok şanslıyım ki öğrenciyim. Çok, çok. Ee, sana bir ödev veriyor. Bu ödevi hazırladıktan sonra ay yok artık. Eee onun bir resme dönüşme öyküsü de var bir tabloya. Onu anlatır mısın yeter? Şimdi ödevi bize sanat tarihi öğretmenimiz canım öğretmenimiz Sezai Gülşen veriyor. Sezai ee, bir verir. şeyden çekiyoruz. Ee, böyle fanus gibi bir şeyin içinden çekiyoruz. Konuları. Herkes ne çekiyorsa. Ve böyle o sırada bize bu işte çocukluk gibi öğrencilikte öyle bir şey ya. İçinde yaşarken bir an evvel bitmesini ve profesyonel hayat ne umuyorsak ah yazık bize yani. Bunu anlatamıyorum şimdi kabine <laughs> ve falan. Of ne çekeceğim falan çekiyorum ve e, yabancılaştırma, tiyatroda yabancılaştırma diye bir şey çıkıyor. O zor bir konuda. İnternet yok. Bilgisayar var, internet yok. Yani Google amca, Google teyze yok. Ama kütüphaneler var. Güzel. Ve var. İnanır mısın çok kütüphane var şehirde o sırada. <laughs> e gidiyorum kütüphaneye hemen gittim tabi. İşte araştırdım el yazısı. Bilgisayar olmadığı için. Ben de güzel öğrenciyim. Sezai Hoca'nın dersi de benim için çok önemli bir ders sanat tarihi. Yani zaman zaman mavralıyoruz ama dersi seviyorum ve el yazısı. 184 sayfa ödev yazdım. Müthiş. Ama ben o öğrenciyim. Hani böyle ne deniyorsa onu o öğrenci. Müthiş. Biraz ineyim. Böyle bayağı beyaz kağıdın altına çizgili kağıt koyarak yabancılaştım. Kütüphanede çalışırken Beket'e düş tabii insanın yolu Beket'e çıkıyor konu evet, yabancılaştırma olunca. O yüzlerce kaynağın içinde Beket bir röportajında buna soruyorlar çünkü hani bu yabancılaştırma bölgesi... böyle işte Sevinç'te Sunay konuşurken birden sahneden dönüp ne kadar bilgi, bilge bir adam değil mi deme hali nasıl sizde hani yabancılar bu efekt bu dördüncü duvarı kırma neden falan bir Anadolu türküsünden diyor Beket. Ben kütüphanedeyim beni düşün ışından şu an o ana. Ben böyle, ne Di diyorum kütüphanede bir Anadolu türküsünden bilir misiniz diyor. Manda yuva yapmış Söğüt dalına yavrusunu sinek kapmış gördün mü diye bir türkü vardır Anadolu'da. Bunu, bunu Beket Bundan Beket ala Evet Beket söylüyor. Ben de okuyorum şu an Taksim'deki kütüphanede okuyorum bunu ve <laughs> Çok aman Allah'ım dedim yani bir, bir ödevin beni çıkardığı yere bak yani. Fıt 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 onu da yazdım tabii ve böyle okula gittim. Çocuklar Beket ne demiş biliyor musunuz falan falan falan. Hadi ya hadi ya hadi ya hadi ya okulda. Ödevi de hazırladım. Sezai Hoca'ya teslim edeceğim gün, Savaş Hocam'ın dersi var. Benim sahne uygulaması dersi var. O da böyle küçük şeyler çiziyor, e, dersi beklerken. Onlardan bende var. Böyle böyle, hocam diyoruz, Güngör Hoca'ya diyoruz. Bak hocalarıma bak, Güngör değil, ben Güngör Hoca dedim. Güngör Hoca'ya diyorum, e, dünyanın ilk güzellik yarışmasını hazırlıyoruz. Nasıl sunalım diyorum? Kağıt getirin bana diyor. Biz Savaş Hoca'ya <laughs> kağıt getiriyoruz, pit, pit 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 bir şey çiziyor. Rapido'suyla boyu bunu koyun sayfanın önüne diyor. Biz böyle 100 artı 100 artı 2000 falan alıyoruz ödevlerden. Böyle Sezai Hoca'nın dosyasıyla geçiyordum. Gel buraya o ne dedi bana. Ya hocam dedim inanılmaz bir şey yani yabancılaştırma ödevi çok güzel hazırlandı Ne kadar uzun yazmışsın evet dedim. kapağına da böyle güzel el yazımla, yabancı işte tiyatro, yabancı Sevinç Erbulak, işte MSM 3. E, sınıf. Çok kötü kapak olmuş o dedi. Evet hocam dedim yani ne zaman teslim günü dedi. Bugün hocam teslim edeceğim birazdan dedim. Bugün teslim etme, onu bana ver, ben ona bir kapak çizeyim dedi. Ohay hocam anladım. dedim bugün teslim günü yani. Sana ben ben on Sezaiye söylerim dedi. Aldı ödevi ben hocam. ödevi almanıza ne gerek var dedim yani siz çizin, çizin ben. Getirin. O dedi, okunmadan dedi kapak çizilmez dedi. Öyle mi çiziyoruz biz de oyun dekorlarını dedi. Bana göre de savaş hoca. Ya yani o 184 sayfayı hani adamın o kadar işinin gücünün içinde nasıl yani nasıl okuyacak yani? Ama Savaş Hoca yani konu ne diyorsa o. Yani benim hayatımda gerçekten, gerçekten çok özel bir insanı konuşuyorum şu anda. Peki hocam dedim. Hoca. Verdim ödevi. Sezai Hoca ile de onlar aralarında anlaştı. Bir hafta sonra alacağım. Çizdi. Ben hiçbir zaman orijinalini göremedim. Şu an bunu bu programda anlatmak inanılmaz güzel bir şey. Çünkü çok umutlandığı için. Kaça kaç çizdiğini bilmiyorum. Yağlı boya. <laughs> Okula şey getirdi çünkü. A4 benim ödevim A4 boyutundaydı. Fotokopisini çektirmiş, koymuş. Ben böyle baktım. E, yağlı boya sulu boyanın renkli fotokopisi. Ben böyle kapağa baktım. Okuduğunu anladım. Çünkü e, Beckett... Beket işte 184 sayfalık ödevin 178. sayfasında mesela karıştırarak Müthiş. bulunamaz. Ben de Savaş Hoca'ya dememiştim ki. Müthiş. Beckett bunu demiş biliyor Müthiş. musun diye. Bir tane manda. <laughs> Çok güzel. Bir ağacın yuvasında tepede... böyle bebeklerini emziriyor. Bunu gören... anne mandadan daha büyük bir sinek. buna böyle kare. Sulu boya karikatür hayalet. <laughs> sinek... mandayı ve emzirdiği bebeklerini görüyor. Bu birinci karesi. İkinci kare, anne manda... sineği görüyor ve... çok korkuyor. Üçüncü kare... sinek uçuyor ve yavrulardan birini... kapıyor. Dördüncü kare... Götürüyor. yavruların biriyle gidiyor. Anne manda da böyle... tek şey ağlıyor. Ya ödevi falan geç bir sanat eseri duruyor önümde yani A4. Öde yemişim ödevi sıfır alayım ya. Öyle bir öde ödev kapağı olur mu yani? Artık Savaş Hoca'ya nasıl sarıldığımı bilmiyorum. Çizgi film gibi ağlıyorum ya. O kadar ya o kadar büyük bir armağan ki benim için bu. Merak etme onun dedi orijinalinde dedi sana dedi çerçeveletiyorum dedi. Oh. Ay hocam ne diyorsunuz dedim. Ne diyorsunuz yani? O zamanlar böyle Savaş Hocalar falan hiç ölmeyecek falan gibi de hikayeler var. Yani şunu düşündüren bir şey hiç olmamıştı bana o şimdiki o anın içinde. Vay Savaş Dinç hayır öğretmenim bana... ödevime... bilmiyorum yani... E, Guernica gibi, Sabine'li kadınlar gibi bir şey çizdi ve o onu bana hediye edecek yani ben bunu hak etmek için... Bu, bu adama ne yapmış olabilirim yani? Bu adamın nasıl bir... nasıl bir gönlü var yani? Böyle bir his. Hocam gerçekten tabii de ben sana onu çok güzel çerçeve... Çünkü o büyük bir şey dedi. Nasıl dedim büyük? işte o zaman söyledi bana. Büyük bir şey o dedi. Ay hocam çok sağ olun falan. Bekliyorum bir sonraki hafta bana getirecek yağlı boya. Cep telefonu yok. Dersinden iki gün önce falan telefonum çaldı. Annem dedi ki Savaş Hoca arıyor. ab Bismillah. Efendim hocam? Böyle sesi de bozuk Savaş Hoca'nın. Hocam ne oldu? ya Bir şey oldu diyor böyle bana. Böyle engelleyemediği bir şey olmuş ve önüne geçememiş. Tanıyorum sesini yani. Hocam ne oldu ya sevinç. Çiçeğe gitmiş, çerçeve yaptırmış ve saman kağıda sarmış, ipe sarmış, eve gidecek, uyuyacak, uyanacak. Bana derse, e, manda yuva yapmış, dalına, yavrusunu sinek kapmışa çiçek getirecek. getirir. Çiçeğin kattındaki e, evet. keskineri çiçek evet, var. Tamatçıların gittiği mekan. Evet. Gitmiş yanına da koymuş böyle içiyor, akşam da evine gidecek. Allah'ım yarabım bulabiliriz, kim olduğunu bilmediğimiz, evet, daha 30 senedir de kim olduğunu öğrenemediğimiz biri geliyor çiçeğe. Kim o Allah'ın insanı? Geliyor. Böyle bir sanat filan da meraklısı herhalde yani. O kadar da böyle şey... Hı, oraya, da yani. oraya da geldiğine göre. göre. Vay Savaş Bey iyi akşamlar falan. İyi akşamlar. İşte böyle sohbet... Savaş Hoca'nın da biliyorsun yani öyle bir bal dudaktı ki... yani Doğru. Bilmiyorum bilmediğine vardı bilmiyorum Zaten Doğru. bilmediğine bilmiyorum derdi de yani. Ben tanıklık etmedim. Ağzını açar dinlerdin işte. Senin gibi bir adam. Böyle bakardık. Anla, anlatıyorlar. Konuş, konu konuyu açıyor falan. O ne diyor adam bir yerde? Yani öğrencime bir tablo diyor. Adam da böyle yani şey işte savaş hocanın üzüldüğü şey oydu. Ee, bakabilir miyim? Tabi bakabilirsiniz diyor yani. Çünkü savaş hoca işte çıkarır, verir o adam. Ama tablo benim. Açıyor çıkarıyor gözüyor. gerçekten herhalde işte dediğim gibi şu anda Lür'de falan sergilenecek bir eser olduğunu düşünüyorum ben onu. Ne kadar bu diyor? Çok kötü bir soru bu savaş hoca için. Yani <laughs> Evet çünkü yani onun öğrencisi olarak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki yani Savaş Hoca için bazı elbette dünyada her şey bedelli ama bazı şeylerin de bir bedeli yok yani. Bir bedeli olmadığı için de benim canım Savaş Hocam öyle bir bedel söylüyor ki he yani. Adamı savmak için söylüyor aslında bunu. Adam da çek defterini çıkarıp o bedeli yazıyor. <laughs> yani Savaş Hoca da bir şey öyle yani. bir adam ki e, bu da söz de, artık yani. Söyledi yani. yani şuna dönemiyor. Ya ben onu ya adamın herhalde iç sesi lan sen bunu ya, ve vermek zorunda kalıyor adama. E, çünkü ben de, bedelini söyledi yani. O da buyur al dedi. Adam da satın alıyor işte yani. T ticaret yapıyor adam. Yani bunu bana telefonda anlat. Ben de öğren, yani öğrenciyim ve Savaş Hoca hiç ölmeyecek yani ve ben bilmiyorum istediği zaman bana istediği şeyi çizebilir diye düşünüyorum. Ne olacak hocam Allah aşkına dedim ama Savaş Hoca çok üzgündü bu yani... böyle olduğu için çok üzülmüş bir Savaş Dinçerdi o. Yani çok çünkü üzülmüştüm. beklemediği bir şey bu. Sonra biz yıllarca oğlu Barış ile de beraber bu hikaye benim hayatımda böyle... Bu çok çok kırılgan bir hikaye benim hayatımda. Ve biz bunu çok aradık her şeyin bir bedeli olduğunu söylemek üzere o insana. İnsafsız bir torunun bir deposunda çürümüyorsa şu an bir bir, bir salonun nadide bir yerinde bir ışıkla bir, 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 şeyle aydınlatılıyorsa hiç sorun değil. Tablo hala benim çünkü. O eser benim yani. Daha doğrusu eser Savaş Hoca'nın. Ama sana Tablo ait. benim bana ait. Çünkü senin ödevinin kapağı değil mi? Evet Hadi. yani yıllarca Peki, aradık hatta güzel. Barış e, birkaç doğum günümde Artık canım benim nerelere haber saldıysa yahu Allah aşkına. Bunu o gün sanki çiçekteki bütün popülasyon püf, buhar olmuş uçmuş. Savaş Hoca bunu aa evet ya falan. Her, böyle evet evet şeyi de açmıştı. Adam kimdi yani? Böyle olur ya e, fıkralarda yani. O adama kim olduğuna ulaşamıyoruz yani. Bulamıyoruz kim olduğunu. Ne istiyorsa vereceğim. Ne istiyorsa verip alacağım eğer yani bedelli bir şey olduğunu düşünüyoruz. Belli mi olur? Belki işte bu programı seyredip... birisi, aa ya, şu bizim tablodan suçlu ediyor. Ya da benim amcamın, dayımın bana verdiği ya da babamdan ah. kalan tablodan suçlu ediyor. O tablo belki ortaya çıkar. Hiç belli olmaz. Ay lütfen, lütfen çıksın çünkü. Ya sevgili Sevinç... E, mükemmel bir sohbet oldu. Çok acayip şeyler konuştuk gerçekten. Ben yani... Harika o güzel Türkçenle... E, yani sen gerçekten yaşıyorsun, hissediyorsun. E, ee, ben seni ömrümün sonuna kadar dinlemekten çok mutlu olurum. Ben de seni. İyi ki böyle güzel öyküler büyüktürüyorsun. Evet çalışıyorum. Ama tabii bunları lütfen yazmanı da rica ediyorum. Senin kitaplarında kitapların da var ama haklısın tamam. çok yoğunsun. Bir yandan e, tiyatro, bir yandan okul. Ama lütfen yaz. Tamam çünkü, söz. Çünkü senin öykülerin şuradaki değerli seyirciler bile seni gördüklerinde aslında inanılmaz bir edebiyat birikimin var. Çok güzel öykülerim var. Bunları ne olursun yaz. Tamam söz. İyi ki geldin. İyi ki varsın. Bitti mi ya? Yani, <laughs> di, 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 di <laughs> mi? yani ya, Ne konuştuk gibi ki attı. Şu anda? Evet evet mükemmel. Çok uzun sohbeti. zamandır konuşmadığım şeyleri konuş. İnanamıyorum Ama şu an. Böyle bir sihir var. Mükemmel yani galaksiyi bile dolaştık geldik yani. Evet. Nerede Nerelere gittik? Fakat yani senden iyi astronot olurdu yani. <laughs> Bence de. Hala <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yani. Hala olabilir. Her ikisi de hala olabilir lütfen. <laughs> Her ikisi de olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir sanatçı. Çok sevdiği bir kedisi var. Ama ikinci kez baba olacak. Ve ikinci kızı prematüre olarak doğuyor. Doktor evde kedi olmaması gerekir diyor. Kediden ayrılacak ama onun resmini çiziyor. Ve o ikinci çocuğu o kedi resminin ışığı altında büyüyor. İşte o çocuk Sevinç Erbulak.